Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Xiaomi'nin yeni 5G destekli modelini sizler için inceleyeceğiz. Redmi Note 10 5G biliyorsunuz aslında Redmi Note 10 zaten vardı. Şöyle koyayım yan yana. Bunun yanına bir de Redmi Note 10 5G cihazı geldi. Birazdan bu ikisinin arasında ne gibi farklılıklar olduğundan da bahsedeceğim sizlere. Ama hani önce bir Redmi Note 10 5G'nin bizlere neler sunduğuna göz atalım. Dilerseniz incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Aslında tasarım olarak Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 ile neredeyse aynı diyebiliriz. Kamera tarafında sadece ufak farklılıklar var. Geri kalan ön tasarım, yan tasarım vesaire hemen hemen hepsi aynı diyebiliriz arkadaşlar. Redmi Note 10 5G'de delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. Bunun yanı sıra 6.5 inçlik bir ekranımız bulunuyor. %83.7 ekran gövde oranına sahip bu cihaz. 1080x2400 piksellik bir ekranımız mevcut. Burada IPS LCD olmasından ötürü parlaklık derecesi normal olarak 400 nits civarlarında. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Hatırlayacağınız üzere 5G desteği olmayan cihazda AMOLED ekran vardı ama bunda IPS LCD ekran var. Bunu sizlere dipnot olarak paylaşalım. Telefonun kalınlığı çok değil. Ele oturuşu vesaire gayet iyi diyebiliriz. Yani o açıdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor ki zaten diğer Xiaomi modellerinden de alışık olduğumuz bir tasarım çizgisinin söz konusu olduğu söylenebilir. Yine burada arkadaşlar parmak izi okuyucumuz power butonunun üzerine yerleştirilmiş. Bunun temel sebebi tabii ki IPS LCD bir panelle gelmesi. Telefonun arka yüzeyi biraz parlak, dolayısıyla parmak izi bırakıyor. Fakat kutudan şöyle bir silikon kılıfla birlikte geliyor bu telefon. Dilerseniz bu silikon kılıfı şöyle hemen takalım. Telefona takarak kullanabiliyorsunuz. Köşeler sert. Köşeler sert olduğu için hani telefon köşelerden darbe alırsa ekranın kırılması da çatlaması da engellenmiş. Dolayısıyla bu silikon kılıfın kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Yeri gelmişken belirtelim. Kutudan silikon kılıf çıkıyor. Şarj adaptörü çıkıyor. Fakat kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla kutu içerisinde kulaklık mevcut değil. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Xiaomi bu telefonda MediaTek tarafından geliştirilmiş olan bir Yonga setine yer vermiş. Dimensity 700 5G Yonga seti. Bu Yonga seti arkadaşlar 7 nanometrelik bir Yonga seti. GPU tarafına baktığımızda ise Mali G57 MC2 yani MC2'yi kullanıyor. Dolayısıyla hani GPU tarafında da ekran kartı daha doğrusu ekran kartı olarak tanımlayabiliriz bu GPU'yu. Gayet verimli bir sisteme sahip olduğunu söyleyebiliriz telefonumuz. Bizdeki arkadaşlar 4 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Fakat dileyenler için 64 GB'lık daha ucuz bir versiyonun olduğunu da söyleyelim. Ayrıca Türkiye'de var mı bilmiyoruz ama dış ülkelerde 6 GB RAM ve 8 GB RAM kapasitesine sahip versiyonlarda mevcut. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim telefonumuzun bataryasına. Bu telefonda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve 18 Watt'ta hızlı şarj desteğine sahip bu batarya. Tabii artık günümüzde hızlı şarj olayı biraz daha abartılmış durumda, yani üst seviyelere çıktı. 18 Watt değil de onun yerine daha yüksek, ne bileyim 30-33 Watt gelseydi daha iyi olabilirdi. Çünkü artık 18 Watt hızlı şarj desteği açıkçası 5000 mAh gibi büyük bir bataryada çok da tatmin edici değil. Bunu da sizlere söylemek istiyoruz. Dedikten sonra sıra nereye geldi? Tabii ki şöyle çevirelim, kamera kurulumumuza geldi. Redmi Note 10 5G'nin Redmi Note 10'dan en büyük fark aslında kamera tarafında ortaya çıkıyor. Burada şu gelebilir aklınıza, ya 5G modeli olduğu için bunun kamerası daha iyidir. Açıkçası öyle değil. Burada aynı Redmi Note 10'da olduğu gibi 48 megapiksellik bir geniş açılı kameramız var. Buna 2 megapiksellik makro, 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Diğer Redmi Note 10 modelinde ise arkadaşlar ne vardı? Bir de bunlara ek olarak 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız vardı. Dolayısıyla burada bir ultra geniş açı kamerası söz konusu değil. Bu da telefon için bir dezavantaj olabilir. Ha, bunun artı yanı ne? İşte dediğimiz gibi ne oluyor? Burada 5G desteği söz konusu. Ki Türkiye'de şu anda 5G henüz aktif hale gelmiş değil ama muhtemelen önümüzdeki günlerde 5G'de ne olacak arkadaşlar? Aktif olarak kullanılmaya başlanacak. Fakat bence şu anda hani Redmi Note 10 5G mi Redmi Note 10 mu derseniz, açıkçası Redmi Note 10, yani şu hemen kutuyu yine şuraya koyayım, bir adım önde duruyor bana göre. Çünkü AMOLED ekran, kamerası daha iyi, tamam işlemci tarafında Redmi Note 10 5G
5G desteğinin de olmasından ötürü bir adım önde olabilir. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Redmi Note 10'un özellikleri sanki bir tık daha ağır basıyor. Tabii ki burada yine de karar kullanıcıların diyebiliriz. Ön kameraya baktığımızda yine 8 megapiksellik geniş açılı bir kameranın olduğunu görüyoruz ki Redmi Note 10'da buradaki yani ön taraftaki kameramız 13 megapikselli. Yine burada Redmi Note 10 5G modelinin bir tık daha aşağıda kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Tabii hani kağıt üzerindeki rakamlar bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. O yüzden ne yapacağız biz şimdi? Redmi Note 10 5G modeliyle hem ön hem arka kamerasıyla çeşitli fotoğraf ve videolar çekeceğiz ve bu videoları sizlerle paylaşacağız. Bakalım telefonumuzun kamera performansı gerçekten nasıl? Şimdi bunu beraber gözlemleyelim. Evet, kameralardan bahsettiğimize göre şimdi sıra geldi telefonumuzun oyun performansına. Biz bu telefonu arkadaşlar Call of Duty Mobile yükledik ve oyunun genel anlamda kasma, donma yapmadan gayet başarılı bir şekilde oynandığını sizlere söyleyebiliriz. Zaten burada hani 5G destekli bir Yonga setinden bahsediyoruz. Dolayısıyla 5G destekli bir Yonga setinden bahsettiğimiz için hani performans tarafında zaten rakiplerine oranla bir tık önde. Dolayısıyla böyle oyunlarda kasma donma olmayacağı da zaten gün gibi aşikar. Biz Call of Duty Mobile'le oynadığımız süre içerisinde bir yarım saat vesaire test ettiğimiz de oldu. Bu sürede bize herhangi bir donma, kasma vesaire yaşamadı telefon. Ayrıca kılıfla oynadığınız zaman arkadaşlar arka tarafta bir ısınma sorunu da söz konusu olmuyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim telefonumuzun fiyatına. Bu telefonda 5G desteği olduğu için hani biraz yüksek bir fiyat bekleyebilirsiniz. Fakat hemen belirtelim, öyle çok aşırı yüksek bir fiyatı yok. Halihazırda internette ortalama olarak 3500 Türk lirasına bulabiliyorsunuz Xiaomi Türkiye garantili olarak. Eğer ben hani garantisi Xiaomi Türkiye'den olmasa distribütör garantili vesaire istiyorum diyorsanız o zaman fiyat daha düşüyor. Özellikle distribütör garantili telefonlarda biraz garanti sorunu vesaire olabiliyor arkadaşlar, teknik servis sorunu. O yüzden ne bileyim, yine de biz Xiaomi Türkiye garantili cihazları almanızı tavsiye ederiz. Eğer bu telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle alt kısımda yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.